Orhan bir buyurun ya. Yok, ben az önce güzel şeyler söyledi de Rukiye. Eklemek istediğim bir şey var. Hep kafamı karıştırıyor. Bu katil ya da katiller Memur neden Bey. Senin dışarıya çıkmanı beklediler? Bu katil benim neden ya da dışarı çıkmamı bekledi biliyor dışarıya? Musun? Dinle dinle soruyu bak. Bir daha dinliyorum. Bir. Bak tekrar ediyorum. Ben şimdi geldim katilim. Evet. Yılmaz Hoca'yı öldüreceğiz evet. Değil mi? Neden ben senin dışarı çıkmanı bekledim bir? Ya da senin dışarıya çıkacağını nereden biliyordum? Ya evin yanında takip ediyordun zaten. Köpek vurdu, davar örttü. Evin arkasına geldi, gizlendi. Bir buçuk saat bu adam. Niye takip gizlendi. Etmesin? Gizlendi. Bir buçuk saat. Köpek. Yani sağlam bu kadar söylüyor. Memurluk yapmışsınız ama hiçbir şeyi çözemiyorsun. Adam biz çözüyoruz Rukiye. Bir buçuk saat, bir buçuk saat dışarıda bekledi diyor. O zaman bir dakika. Bunu ilk geldiğim günde anlattım aynı şeyi. Şimdi uzmanlık alanımızı bulaştılar. Hayır. Bir buçuk saat boyunca biri orada bekledi mi? Karanlık çökünceye kadar eve girilmedi. Ev karanlık çöktükten sonra. Sen neredeydin? Ben lavaboya gittim. Bir buçuk saat. Adam davar örttü diyorum bak, davar örttü. Davarın arkasından indi. Köpeğim sarıyor. Evin arkasına geldi, sindi. Ben köpek dolanıyor zannettim. Cıvıştığı da duydum diyorum. Bak kendini görmedim ama cıvıştı oldu. Ben de evimin köpeği zannettim. Ben bunu geldiğim günden beri de aynı şeyi anlatıyorum. Gene de aynı şeyi anlatacağım. Bu bir gerçek. Bir buçuk saat öncesi attı bu adam pusuyu ora. Benim kocamın yattığı yeri kim bilir? Kalktığı yeri kim bilir? O saatte yattığını nereden biliyor? Niye bu zararmış şu an atıyorsunuz? Benim babam bunu yatırken vurulmuyor ki zaten. Ayakta. Elinde bir kastın var mı? Dosyan var mı elinde? Evin ortasındaki kan var. O adam orada vurulmuş. Başka bir şey ama daha var. Ama kenarını akacak ama ortasını akacak. Şimdi dışarıdan atılmış olsa bu atış... Dışarıdan değil, katil burası... içeride. Bu çok net evet, artık yani Rukiye. Bak lütfen. İçeriden de olabilir. Ben başta bir dedim. İçeriden de olabilir, dışarıdan da. Ben bunu bahsetmiyorum. Orhan Hocam sorusunu cevaplayacak. Ben içeriden de olabilir, dışarıdan da diyorum. Kastetmiyorum bak. İçeriden diye kastetmiyorum. Bir dakika. Artık Orhan Hocam sorusunu cevaplayacağım ben. Şimdi Orhan Hocam sen diyor musun? Soruyu bir daha sorsun. Tamam dur. Bir dakika. Onu ben cevaplayayım senin. Kafamda nokta işareti. Ben onu cevapladım ama yine sordun sen. Şimdi bu niye beklendi dışarıda? Çıkması için. Çünkü buna zarar verilmeyeceğiydi. Niye verilmeyeceğiydi? Bunu da öldürürseler suç ona kalacak. Veyahut da Duras'a kalacak. Veyahut Ahmet'e Mehmet'e kalacak. Ha şimdi bu yanda ya kocanın. Kocayı kaldırdıkları zaman bu günah keçisi. Suçu buna yükleyecekler. İkisi de birden ortaya orada bakmış olacak. Başka mantıklı. Mantıklı. Çok mantıklı. Olay bu. Tamam mantıklı ama da. Buyurun. Hayır ben bu şu da, şu da yapabilir. Şimdi bakın ikisinin arasındaki husumeti görüyorsunuz. Çok mantıklı. Şimdi ben illa Durasan, illa Murat, illa şu abim demiyorum. Abim çıkmadan ben ama bir şey biliyorlar yani bunlar. Bu olayın neyse, eğer tamam. Araştırırlarsa, kokten gelirlerse biliyorlar. Bunlar soruyorlar. Bak. Sadece evin içinden nasıl vuruldu onu soruyorlar. Ömer Bey. O sırada Yılmaz Kılınç'ın sağ eli mi sol eli mi şöyle sağ havada kal. Sağ el. Sağ el şöyle havada. Dur diyor. Vurma ya, beni diyor. Bunlar vallahi benim o kadar tecrübem yok. Ha, biz raporlarda mı biliyoruz? Yürütülük yapıyorsun. Bunlar kastetti. Bu Yılmaz Kılınç'ın. Kim kastetti? Siz Sayın kastettiniz. Biz görmedik. Yılmaz Kılınç'ın cenazesine bile varmadım ben. Ben karakol aldı. Dışarıda ateşin başına bekledim. Rukiye. Oğlan olarak Durmuş Kılınç vardı. Murat Kılınç vardı. Öteki vardı. Rukiye, benim vardı. Rukiye. Ben eli de dik dursa. Kolu da dik dursa bunu da siz gördünüz. Yılmaz Kılıç'ın otopsi raporunda var. Midye Demir'e bir şey soracağım. Otopsi raporunda var. Otopsi raporu. Giderken öyle gitti zaten. Evet raporlarda var. Tamam bizler bunlar kastediyor. Ben görmedim. Ben bilmiyorum. Ben bildiğimi söylüyorum. Dur diyor katile. Bir dakika diyor. Vurma beni diyor. Vallahi elini kaldırdığında hangi cümleleri sarf ettiğini onlar burada beni söyledi bize. Biz bilmiyorduk öyle bir cümle. Okumadım. Tamam Murat'la ilgili bir şey söyleyecek galiba. Mercan evet. Sonra ben cezaevi arkadaşını hazırlar mısınız? Murat olsun. Almayayım Murat ekranı. Murat da duysun. Karşımda. Tamam. Benim abim babamı vurdu. Rukiye ile karşılaştı. Misal veriyorum. Hı hı. Abi babamı vurdun. Rukiye ile kapıda karşılaştın. Rukiye'yi çiğner geçer misin ya da bir kenara iter gider misin? Yoksa onu da vurur gider misin? Önce kaybolsa çatak koyar biliyorum. Lan aklın yolu bir. Bizim canımızı acıtan kim? Rukiye. Düşmanımız kim? Gene Rukiye. Benim babamı suçluyor. Ben babamı başımın başında. Başımın başında. İki de inanın babamın sürünmesini istemediniz siz. Niye sürünsün benim babam? Benim babam niye sürünsün? Ben babamı başımda taşırım. Niye sürünsün benim babam? Benim babam keşke sağ olsaydı. Sen anlatamazdın onu o zaman işte. Benim babam keşke sağ olsaydı. O zaman anlatamazdın. Murat beni öldürecekti. Siz de elinizi kolunuzu sallaya gezeceksiniz. Tamam Murat vurdu. Yemezler kızım Murat yemezler. Murat vurdu. Kaçtı gitti. Cenazeyi kim düzeltti? Daha kim düzeltti? Durmuş neye girdi de düzeltti? Dişinin düştüğünü. Beyninin dağıldığını niye Murat söylüyor? Olay yeri inceleme.
durmuş bekle. Olay yeri inceleme çıkıyor. Diyor ki cenazeyi traktörü yükledin diyor. Sen de oradaydın. Ve giriyorlar. Ben abi. Ben alandan beri geçmedim. Ben de geçmedim. Ben alandan beri geçmedim. Ben hocam girdim diyor. Bile katılmadım. Bilmem hanım ilk girdim diyor. Jandarmayla girdim diyor. Yorganın ucunu bir tuttum diyor cenazeyi taşımak için. Böyle çok kötü oldum diyor. Nasıl olduğumu bilemedim diyor. Evet. Ondan sonra jandarma ile bir köylüler çıkardı. Biz yanaşamadık. Beni zaten hiç sokmadılar. Bak ben şunu hatırlıyorum. Kafa parçalanmış. Bana şunu söylediler. Ben çok girmek için mücadele ettim. Ben babamı görmek istiyorum. Oradan hatırlamıyorum kimdi. Bak dedi ki bana sen babanı nasıl biliyordun diye bağırdı bana. Ben de dedim ki benim babam çok güzel bir insandı diye cevap verdim. Babanı öyle hatırla. Babanın yüzü yok dediler bana. Babanın yüzü yok. Ben yüzü babamın yok. Yüzünü görmedim. Adliyede açılan fotoğraflarda gördüm. Ya şu ya timsah göz yaşarını geçelim de konuya gelelim timsah biz. Timsah olur mu ya babası ya? Timsah göz yaşar. Bırakın onu seni aramamış. Dilem Hanım nasıl göz yaşarını? Bırakın söylesin. Herkes kalitesini belirliyor. Bırakın söylesin. Niye babası söylesin. Ya? Söylesin. Bak, benim şimdi, acım beni yakar. Kimse yargılamaz. Dilem Hanım burada şey en fazla mağduriyet yaşayan benim. Bak ölen evet. Ölmüş gitmiş. Kalan kalmış. Hayattayken öldüm diyorsun. Şey. Hayattayken öldüm diyorsun. Ha. En fazla mağdur olan benim. Hırsızla suçlanan katille suçlanan benim. Kaç tane yalan şahit çıkardınız? Listesi sende. Bak. Gelen senin hakkında dolar, konuşanların tamam kişinin. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bir tanesi mesela o kişilerin yalancı şahit olduğunu söylüyorsun. Ha. Bir tanesi seni yıllardır tanıyan, beraber işte biz kaçakçılık yapıyoruz onunla diyen kişi, bir Antalya'dan bir adam bağlandı. Onu da bağlattıracağım. Sen onu tanıyorsun. Tanıyorum, onu bağlattıracağım. İlker Güler Gündü diye bir arkadaşın işçisiydi o adam. Evet, o sen... İlker'i de bağlattıracağım. Ya şunu ben. Söylemeye çalışıyorum. Husumetli olduğum kişiler gelip husumetim benim... yok onunla benim ya. Benim onunla husumetim yok. Evimde ekmeğim iyiymiş gelmiş. Adam yüzünü açtı. Şimdi evet. Ömer Bey bakın sizin hakkınızda haksız ithamlarda bulunanlar olabilir. Evet. Tamam mı? Biz bütün iddiaları ekrana taşımak zorundayız belli bir çerçevede. Tabii gerçek, tabii tabii. Bakın her şimdi şey bir süzgeçten geçiyor vereceğim. Zaten. Cevap şimdi, vereceğim ama onlara. Ama meselemiz cevap verin de bizim meselemiz siz değilsiniz. Biz cinayeti konuşuyoruz. Ha, dur işte bak. Size haksızlık yapıldıysa. Ben, ha ben o mesele için yoksa nasıl öldürün bu olay yeri inceleme ekibinin işi biz ona karışmayız ama o sürece kadar gelen zaman bana önemli. Hı hı. Bak o sürece öldürme derecesine bu adam niye öldürülmüş? Sebep bu benim için. Şimdi bak, şey cezaevi arkadaşı hazır mı? Hangi ceza Kezban Hanım hazır mı şimdi arkadaşlar? Şunu bir söyleyeyim ben... bir kelimeme izin ver. Bak tamam. Dolar artıyor. Kezban Hanım da hazır. Dolar Kezban artıyor. Hanım'a tek alalım. Murat Bey'e teşekkür ediyoruz Murat'a. Bak, Kezban Hanım'ı tek dünyada alayım. Dünyada iyi dinle. Dolar artıyor. Hı hı. Güzel. Yalnız bizim hakkımızda yalancı şahit de artıyor. Acaba bunlar da mı dolara endeksli? Olayı ekonomiye nasıl bağladın ya Ömer Bey? Edebiyat denen bir şey böyle olsa gerek. Siyaset bunlar da mı dolara endeksli? Benim yayında siyaset yok. Olmaz siyaset istemiyorum. Yok da. Bir gün siyaset şimdi programı artıyor, yaparsan artıyor. Tekrar alırım seni. Yayına konuk alırım. Siyaset konuşuruz bir seninle. Yok tamam siyaset mı? Yapmam ben. Alalım. Ha? Siyaset yapmam. Siyaset programı siyaset yapalım. Evet. Bir şey söyleyeceğim dedim. Evet. Söyle ben Kezban Hanım alacağım yayına. En çok ben yıprandım diyor. En çok bana haksızlık yapıldı. Evet. Benim babam evet. Vurulduğunda soruşturma dosyasında Ömer'in adı var mı? Yok işte. Şimdi kim girdi işte. Bu dosyaya kendi eliyle? Ben mi soktum? Yani Rukiye sahip çıkıyorum. O zaman eleştirilere açık olacaksın. Sen açığım bu adama niye iftira attın? O yana tamam. Bu yandan niye atsınlar gizli tahtı tuttum? Çıksın bağladığınız açığım. Kadınları. Sivaslı. Şimdi bak, telefonumu senin, getirin. Senin şeyim telefonumu oluyor. Hemşerim. Hemşerim oluyor. O Antalyalı kişi bağlattıracak. Niye böyle bağlattın? Şimdi de bağlasın Ömer Bey buradan. Niye iftiralarına geliyorlar bizlere? Ömer Bey siz işe bir anlamda Melcan'ın dediği şey doğru. Bunu kendiniz dahil oldunuz. Çünkü Rukiye'ye sahip çıkmak istediniz ya. Ya ben, bu adam bana sahip çıktıysa aynı suç şey, mu? Bak, aynı şey bir başkasına Ömer Rukiye'ye sahip çıkamaz diye suç mu? Sonra ben Ömer'e sahip çıktıysam suç mu yani? Beni sanki orası ırgalamıyor ama. Irgalamıyor da Ömer'i karıştırmayacağım o zaman. O zaman babanın dosyasını karıştıracaksın. Ömer'i karıştırmayacağım. Şimdi, zaten böyle sahip çıkmayacağım olaya. Cengil de be öf. Bir dakika. Zamanında böyle sahip çıkılsaydı bu kadına
Ne onun babası ölürdü, ne öteki suçlanırdı, ne bu olaylar olurdu. Abilerin hatası var diyorsunuz. Var tabii, en büyük hata orada zaten. Bence aynen, bak bunda evet. Bu sözü doğru. Bunun altına imza atarım. Ben her şeyde doğru söylerim. Bak, benim yalanla işim olmaz. Burada Mercan'la birleşiyorsunuz. Şey Mercan da diyor, abileri sahip çıksaydı bunlar olmazdı. Şimdi evet. Mercan'la anlaşamadığımız tek yön var. Ha. Şimdi Mercan bir konuda odaklanıyor ama bilmiyor konuyu veyahut da olay nasıl geliştiğini veyahut nasıl çözüleceğini belki anlayamadığı için öyle davranıyor. Belki senin bilmediğin şeyler de vardır Ömer Bey. Şimdi dinle bak. İşte, cezaevi arkadaşı Kezban Hanım şimdi bize Rukiye ile ilgili bildiklerini anlatacak. Tamam. 20 gün boyunca cezaevinde beraber kalmışsınız Rukiye. Ne zaman? 20 gün değil ya, 15 gün. Ben bildiğimi sapıtmaya çalışıyorum. Ama o da ya bir dakika, o da mümessili olduğu için, yani koğuş mümessili olduğu ne için. Ne zaman yaptılar bu yani röportajı, ne zaman yaptı? Canlı yayında şimdi. Şimdi canlı yayında. Evet, canlı yayında konuk. Tamam. Tam yanımda, sağ ol Doğancan. Sağ ol canım, teşekkürler. Tamam.